Alınan bilgiye göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri ikisi cinayet 9 ayrı suçtan aranan Özgür Kağan'ın Seyhan ilçesi Yenidağ mahallesindeki bir tavuk çiftliğinde saklandığını belirledi. 3 gün önce operasyon için harekete geçen ekipler çiftliğin etrafını sarıp güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Özgür Kah polisin geldiğini görünce tabancasını yanına alıp kaçmak için çiftlik evinin çatısına çıktı. Ekipler teslim olması için şüpheliye dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan Özgür Kah ile çiftlikteki 5 şüpheli tabancalarla polise ateş açtı. Ekiplerde karşılık verince çıkan çatışmada Özgür K. omzundan ve bacağından vuruldu. Yaralanan Özgür K. dengesini kaybedip çatıdan düştü. Polis kapısını zırhlı araçla kırarak girdi. Çiftlikteki Ozan Z., Hasan E., Muhammed A., Abdullah K. ile Hüseyin E.'yi gözaltına alırken sağlık ekiplerine de haber verdi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı Özgür K.'yı ambulansla Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin saklandığı adreste yapılan aramada ruhsatsız 4 tabanca, 160 mermi, çelik yelek, kar maskesi, eldiven, motosiklet kaskı ile uyuşturucu hap ele geçirdi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Özgür K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden Ozan Zeyn'in kasten öldürme, Hasan E'nin hakkında ise uyuşturucu ticareti suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası oldu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Özgür K., Ozan Z. ile Hasan E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.